Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Akıncı'nın yeni çıkacak olan hafif versiyonu. Üstelik abisinden farklı olarak PD-222 adındaki yerli motorumuzu kullanacak ve bu model Akıncı C olacak. Yapılan açıklamalarda farklı olan üstün özellikleri de cabası. Peki Akıncı C elektronik harple S-400'leri kör edebilir mi? Yunanistan'da olası bir savaşta neler yapar? Veya abisinden farkları nelerdir? Gelin verilen açıklamalar üzerinden incelemeye başlayalım. ...2021 yılı için genel olarak savunma sanayimizin kırılma yılı diyebiliriz. Bundan en çok nasibini alacak kuvvetlerimizden biri de hava kuvvetleri. Özellikle İHA konusunda ardı arkasına haberler duyuyoruz. İşte Akıncı C'de bu yeni haberlerden biri. Kendisi bizim yeni modelimiz olacak ve farklı alanlarda kullanabileceğiz. Peki nedir bu farklı alanlar? Bunu anlamak için öncelikle diğer büyük İHA'larımıza yani Akıncı ve Aksungur'a bakmamız gerekli. Çünkü kendisi yine bu ayarda olacak. Bakarsak Akıncı genel olarak kara için jetlerin üstündeki yükü alacak. Radarıyla hava aracı bile vurması mümkün. Aksungur ise daha ufak çaplı, deniz karakol görevleri için ideal. En az 2 adet hafif torpido ile denizaltı avlayabilir. İsterseniz daha fazla torpido da ekleyebilirsiniz. Ama bu sefer havada kalma süresiyle menzilinin kısalması kaçınılmaz. Tabii bu ordumuza kalmış bir durum. Yani sonuçta baktığımızda ikisine göre ne kaldı? İstihbarat ve bazı görevler boşta kaldı. İşte Akıncı C modeli tam da Aksungur ile Akıncı arasındaki bu ince çizgiyi dolduracak. Hem uzun uçacak, hem istihbarat için kullanılacak, hem de gerektiğinde hedeflerini vurabilecek. Gerçekten bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Tabii tam emin olamadığımızdan saf istihbarat aracı olacak diyemeyiz. Şu an elimizde uzun menzilli, hızlı, kısmen de küçük olabilecek bir araç yok. Akıncı C'nin tam da bu noktaya oturduğunu görüyoruz. Motoru sayesinde bu noktada boyutuna göre daha çok irtifada alabilir. Üstelik male sınıfında daha ufak bir hava aracı, neden istihbarat ve elektronik harp görevlerini üstlenmesin? Fakat bu başka bölgelerde hava operasyonu yapamaz demek değil, istenmesi halinde birçok şeyi yapabilecek durumda. Bunlara birazdan değineceğiz. Dikkat çeken diğer bir noktaysa Akıncı C'nin Aksungur'la aynı motoru kullanacak olması. Aksungur kanat açıklığı olarak Akıncı'dan daha geniş. Ama muadil olmadıklarından havada kalma sürelerini karşılaştıramayız. Fakat Akıncı C ile aynı motoru taşımaktalar. Yani çok yakın performanstalar. Birçok parametre olsa da ağırlık bu yönde. Yeni Akıncı'nın tahmin ediyoruz ki kanat açıklığı Aksungur'dan kısa olacaktır. Bu da daha az havada kalması demek. Ancak unutmamak gereken bir kısım da burada başlamakta. Aksungur bu sebeple daha hantal ve yavaş ama Akıncı daha hızlı ve çevik olabilir. Bu kısmı geçecek olursak yeni İHA'nın özelliklerini çıkarmak için Aksungur üzerinden devam edelim. Aksungur 750 kilogram yük taşıyabilmekte. Akıncı C ise abisiyle aynı yapay zeka sistemlerini, elektronik harp sistemlerini doğrudan alacağından bu sayıdan biraz daha kısalabilir. Buradan taşıyabileceği yükü çıkarmış olduk. 600 kilogram civarında olacaktır. Bir diğer özelliği içinse Akıncı'ya dönelim. Mini ISR radarı Akıncı C'de muhtemelen bulunmayacak. Ne kadar mini olursa olsun Akıncı'nın motoru kardeşinden en az 4 kat daha güçlü durumda. Bu da ISR gibi sistemlere doğrudan etki. Tasarımındaysa boyunu hesaplamak daha zor. Akıncı'dan tasarım olarak birebir olmayacağı kesin. Daha farklı noktaları doğal olarak olmak zorunda. Bir sayı vermek gerekirse en azından 10 metre civarı olmasını beklemekteyiz. Bunun dışında Akıncı'nın azami 5,5 tonluk kalkış ağırlığının C modelinde en az 3 ton gibi rakamlara inmesi kaçınılmaz. Bu da taşıdıklarını düşürecektir ama kayda değer bir kayıp söz konusu değil. Yine 6000 km uçabilerek görevini yapacaktır. Geçiyoruz sırada S-400 meselesine. Yeni Akıncı S-400 vurabilir mi ya da kör etmesi mümkün mü? Akıncı C modelinin elektronik harp yeteneklerine sahip olması mümkün. Tabii Akıncı kadar gelişmiş mi bunu tahmin etmek zor, lakin olacağını biliyoruz. Şöyle ki S-400 gibi uzun menzilli hava savunma sistemlerinin eğer imkan varsa karadan kör edilmesi daha olası. Fakat yalnızken kör etme durumu var mı buna bakalım. Öncelikle S-400 600 kilometrelik bir radar menziline sahip. Bunu delmek için basitçe 100 kilometre yaklaşması gerekir. Bu da iyimser bir sayı.
O yüzden bu menzile gelene kadar vurulabilir. Tek çare dağlarla kaplı bir bölge olması. Özellikle Suriye gibi ortamlarda tek başına hedeflerini kör etmesi pek kolay olmayacaktır. Diğer bir konumuzsa Yunanistan. Hafif akıncımız Ege'de neler yapabilir? Küçük akıncımız aslında karakol görevlerinde başarılı bir karakter olmakta yetenekli. Akdeniz'de yüksek irtifada gemilerimizin etrafını gözleyip denizaltı avlamak için güzel bir sistem. 2 adet torpido ve sonar taşıyabilir. Böylelikle kıyılarımızı gözlemek için karakol uçaklarımızı kaldırmayıp ömürlerini uzatmış oluruz. Ardından Ege'deki irili ufaklı onlarca ada ve adacık, neredeyse hepsi silahlı. Üstelik bunların birçoğunda alçak irtifa hava savunma sistemi var. Elbet bunlar bir sorun. Fakat akıncı kaldırmadan C sınıfındaki modeliyle bu sorun çözülebilir. Etrafındaki unsurları temizleyecek kadar ek mühimmat taşıyabilmekte. Bir nevi akıncı C'ler de abilerinin yükünü alacak. Böyle katmanlı bir yapıda hava kuvvetlerimiz stratejik bombardıman yeteneğine dolaylı olarak sahip olabilir. Bunun yanında mevzu bahis ana görev olarak istihbarat aracı olarak kullanılması. Bizim ihtimal verdiğimiz noktaların en başında yer almakta. Bunun sebebi yapılan açıklama. Uzun süre havada kalmasının hedeflendiği söylenmişti. Bir sistemin havada fazla kalması demek, uzun süre izlemesi demek. Anlıyoruz ki uzun süreler boyunca gözetleme görevi icra edebilecek. Dahili sistemleriyle beraber kötü hava koşullarında bile etkin olması muhtemel. Sinyal istihbarat ve yol gösterme gibi önemli yerlerde boy göstermesini bekliyoruz. Bunu başarırsa ihracat başarısı da bir o kadar güzel olacaktır. Akıncı daha pahalı olduğundan daha çok C modeline yönelme olabilir. Hem ucuz hem de etkili. Son olarak bir kısma daha odak koyalım ve videoyu bitirelim. C sınıfı akıncı varken neden ortaya çıktı? Bunun sebebi almak isteyen ülkeler için daha ucuz ve kolay maliyet ortaya koymak gibi sebeplerden oluşmakta. Tabii her şeyin dışında önceliği ordumuzdaki akıncıya yardımcı olması. Daha ufak görevleri üstlenmesi gibi durumlar. Ya da yerli motoru tam olarak kullanamamamız. Bütün bu sebepler birleşti ve ortaya böyle bir çözüm çıktı. Ordumuz ve Baykar bunu uygun gördü diyelim. Sonuç olarak akıncı C modeli bize her durumda cevap verebilecek daha mütevazı bir alternatif. Ne kadar Aksungur'un rakibi gibi gözükse de karakterleri farklı. Daha çok istihbarat ve tank avcısı olarak görev yapabileceğini söylemek hatalı olmaz. Bunun üstüne bize güzel paralar kazandırabilecek bir araç. Hele de motoru bizim olduğunda yedek motor bile satabiliriz. Hatta büyük akıncıyla aynı altyapıya sahip olduğundan ek lojistik bölümü açmamıza gerek yok. Sattığımız ülkeyi kendimize bağımlı bırakmamız için gayet yeterli. Üstelik mühimmatları da birlikte satacağımızı unutmayalım. Artık ambargolarla tehdit edemeyecekleri bir seviyeye doğru gidiyoruz. Askeri olarak bu noktaya ekonomi desteği olmadan gelmek büyük bir başarı. Örnek olarak Rusya'yı verelim. Motoruna kadar SİHA'lar üretip milyar dolarlık zarar vermek süper güçlerin dahi yapamadığı operasyonlar. Bunu bir de ekonomiyle desteklersek tadından yenmez. Yoksa her zaman bir adım geri kalırız. Yapım tarihi bilinmeyen Akıncı C modeli için hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Bu emeğe karşılık vermek için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.